hapsi ancak bir kişide ilk defa oluştuysa ve zamanında uzman bir cerrah tarafından iyi drene edilirse ve bu drenaj sonrası diyet, dışkılama alışkanlıklarının düzeltilmesi ve sıcak su ile temizlenilmesi gibi koruyucu önlemler alınırsa hastaların ancak yarısında tekrar hapsileşme ve fistül gelişimi önlenilebilir. Bunun dışındaki durumlarda ne yazık ki anal hapseler kısa ya da uzun vadede tekrar ederler ve bu tabloda ne yazık ki bir fistülün gelişmiş olduğuna genellikle işaret eder. Altta yatan bir Crohn hastalığı mevcutsa da multiple yani çok sayıda ve inatçı hapse ve fistüller olabileceğini hep akılda tutmak gerekir. Anal hapse ve fistüller aslında birlikte anlaşılması gereken bir hastalık kompleksidir. Anal ya da perianal fistül bir ağzı perianal bölgede makat etrafında görebildiğimiz, diğer yani iç ağzı ise bağırsak anal kanal içinde olan anormal bir yol, bir trakt gelişmesinin adıdır. Bazen bu ağızların tıkanmasıyla aradaki hacimde apse gelişmesi olur ki bu tablo zaten anal apse ve fistüllerin klasik mutat seyridir. Bu nedenlerle anal apseler bu apse fistül kompleksi tam haritalandırılıp tam tedavi edilmediği sürece ne yazık ki çoğunlukla tekrar ederler.